Allah Celle Celaluhu ham seçtiği kullara selam. Fatih Çıtlak. Efendiler dinini koruma adına rabıtayı ullamışsın. Demişsin ki biz demişsin böyle böyle rabıtayı inkar edenlerin çocukları. Yo çocuklar kendimden de örnek vereyim. Gençliğimde yani belirli zamanlarda ve değiştirdik yani. Bir gün Autuba posteri, bir gün Müjdar posteri. Bunlar etkisi vardır. Bu rabıtanın etkisi yoktur demiyorum ben. Vardır. Yalnız bu etki Autuba'dan, Hülya Avşar'dan, Oya Ögar'dan gelen bu etki bizim vücudumuza ediyor. Nefsani şeylerimize etki ediyor. Nedir? Şehvetlenmemize etki ediyor. Sonra ne oluyor? Biz bu tatmin olayını yaşadıktan sonra, bu boşalma olayını yaşadıktan sonra, bu gençlik halinde. Peki sonra ne oluyor? Biz bunları atıyoruz. Biz bunları ilah mesabesine çıkarmıyoruz. Atıyoruz. Aklımıza gelmiyor 5 dakika sonra. Yani misal yani gelmiyor. Ama siz bu rabıtayı yaparak rabıta başlangıç itibariyle rabıta küfür demiyoruz ki. Başlangıç itibariyle kötü bir şey demiyoruz. Ama sizin yaptığınız rabıtada yani kişiyi düşünün. Şu efendiyi, bu efendiyi düşünün. Allah demek, zikretmek var. Bu yanlış. Yani Allah'la bir kişiyi ilişkilendirmek bu yanlış. Böyle bir metot olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildirirdi. Böyle bir metot yok. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar ruhbanlığı uydurdular. Onu da gereği gibi yerine getiremediler buyuruyor. Yani başlangıç itibariyle masum gibi gözükse de sonuç itibariyle İsmaila cemaati alimlere ilah iddia etme durumuna gelmiştir. Şimdi sen cevap verebilirsen onun bu hengameye sonuç itibariyle küfür olunca ha küfür olmadan önce ete kemiğe büründü Mahmut gibi göründü oldu ondan sonra. Bunu yedikten sonra ne oluyor? Cübbeli söylüyor bunları. Ondan sonra ne diyor? Allah-u Teala'nın kendi zatı için buyurduğu size ne hayır gelirse Allah-u Teala'dandır, Allah'tandır. Size ne hayır gelirse size ne hayır gelirse Allah'tandır. Ne şer gelirse nefsinizdendir buyuruyor Allah-u Teala. Kendine hasrettiği bir ayet bu. Cübbeli Efendi ne diyor Fatih Çıtlak? Çıtlatmışlar oğlum seni. Cübbeli Efendi diyor ki bize ne hayır gelirse Mahmut Efendi'dendir. Allahu Teala yalan mı söylüyor? Allah'ım ya Rabbim. Bize ne şer gelirse nefsimizdendir diyor. Yani ilahlık mesabesini lafsi olarak bir kerem bir kademe geçiyor. Önce rabıta, ondan sonra rabıta ile beraber ullama, ondan sonra nereye geliyor iş? Beykoz'a geliyor. Mahmut Efendi'nin akli ihtiyarının kaybolduğu, insanları irşat için sohbet veremediği bir dönemde kendinden bir haber, neye güldüğü, neye ağladığı belli olmadığı bir dönemde Beykoz'da hani bunu geçinim aracı yaptı ya bu İslam hahamları, İsmail Ağa'nın hahamları ne diyorlar? Çıkardılar Mahmut Efendi çıkarmadan önce beyan verdiler. Dediler ki bir alimin karşısında bir an edeple durmak 150 senelik ibadetten eftaldir. Şimdi bir alimin gidersin iman küfür mesabesinde itikadi bir konuyu sorarsın.
Dersin ki kader mevzusu, Abdülaziz Bayındır gibi bir alimler sapıyor. Ben bu işin sırrına vakıf olayım. Yani bunun hakikatini öğreneyim, bu kader mevzusunu. Bir dersin sorarsın gerçek bir ehli sünnet alime. Ki o da doğru dürüst yok. Hiç yok gibi. Yok yok. Hiç yok. Gidersin onun karşısında bir an edeple durduğun, hani soru sorduktan sonra o cevapları alırken ki halin 150 senelik ibadetten değil 500 senelik ibadetten efter olur, ama böyle bir durum olmadığı için şimdi Mahmut Efendi buraya çıkarılacak. Sakın ha göreyim sizi. Sağa sola bakmanız, kıpırdamanız caiz olmaz diyor. Kim diyor? İsmail Ağa'nın ullama heyeti köpeklerindeki haham. Ullama heyeti, haham heyeti. Köpeklerinden bir haham söylüyor. Yani hakkı kabul etmeyen bir haham. Ne oluyor bu küfürle beraber? Küfür çıkış noktasıyla beraber. Masum gözükse de bu rabıta küfür oluyor. Ondan sonra soruyorlar, o meydanda Show TV röportajları var. İşte ya buraya yok toplanmışsınız falan filan diyor spiker, ondan sonra hani ne hissediyorsunuz? Biz onu gördüğümüz zaman diyor Allah'ı hatırlıyoruz. Allah deyip onu Allah'a zikredip onu düşünüyorsunuz. Hani sanki Allah'ı görmüşsünüz var da Allah'ı hatırlıyorsunuz. Yok öyle bir durum. Bu sapıklık yani. Bu da küfür değil diyen, hani bunda ne var dedi benim kitabı basan Veysel Bey, bir pazar günü kitap evi açmıştı. Dedim pazar günü gideyim de sessiz sakin sohbet ederiz. Bir Nescafe falan içeriz erken saatlerinde. Pazar günü dedim boş olun. Dediğim gibi de boştu. Uğradım. Ahmet dedi bir gelişme var mı dedi işte kitap baskısından sonra falan. Artık kaç sene sonra. Ben dedim alimlere ilah iddia etme durumuna karşı yazdım, beyan etmişim bu kitabı. İsmail abi böyle alimlere ilah iddia etme durumuna düştü. Ne oldu dedi ki, dedi anlattım durumu. Ben dedi sana katılmıyorum dedi Ahmet dedi. Yani bir alimin karşısında dedi böyle saygıyla böyle hani kıpırdamadan davasını geçiyor. Caiz olmaz davasını geçiyor, kıpırdamadan falan demiyor. Saygıyla durmanın karşısında diyor ne var diyor yani bunda. Dedim o zaman bana Allahu Teala onlar alimlerine ilah iddia etti ayetinin karşılığı olarak bundan önceki ümmetlerde alimlere adanan, Allahu Teala'ya adanan namazdan başka alimlere adanan bir namaz, bir ibadet şekli, alimlere adanan bir amuda kalkma, bir takla, onlar için yapılan bir ibadet şekli gösterebilirsen, senin bu İslam'da olmasa da kabul ederim. Yahudilikte, Hristiyanlıkta falan. Alimlere ilah iddia ettiler buyuruyor. Yani ilah yerine koydular. Burada koymaktan öte yani küfrü durumu gerçekleştiler. İlah yani ibadet bari bir şekle girdiler zaten. Yani girdikleri için bu küfür oluyor. Yani bu küfür isnadından sonra İsmail Hünerlice'ye çıktı. Böyle bir küfür isnadından sonra dedi ki biz tapmıyoruz, seviyoruz. Şuursuzluğun alasıydı bu. Üç gün cevap veremedim. Bu dedim bu ne mana dedim. Bu beni destekleyen ayet. Onlar Allah'ı sever gibi severler. Beni destekleyen ayet. Bu nasıl beni hani ilzam etmek, nesetmek adına bunu söyler. Böyle basit bir durumu ortaya koyar yani şuursuzluğu. Halbuki Allahu Teala buyuruyor. Allah'ı sever gibi severler. İşte siz de Allah'ı sever gibi seviyorsunuz işte bu şeyi. Yani böyle bir durum yok. Yani bu küfür durumu. Yani rabıtanın getirdiği durum bu. Ama bizim o adamlar da eskidi. Biz haşa ona ilah payesi vermedik. Ruhumuzu bir şeye getirmedi. Getirse getirse vücudumuzu işte belli bir oranda
Hani irkildi, şerbetlendi, şu oldu, bu oldu. Onların da ilah olmadı, ortaya çıktı şimdi ya, haşa yani. Misali söylüyorum sizin kabinizden. Sizin yani sizin öldü diyoruz, kınından çıktı diyorsunuz. Ulan öldü işte. Yani Allah acizliğe uğradı, uğrattı ayeti var işte, onları yaşlıya çevirin. Hiç kimse kabul etmedi. Mahmut Efendi için yayınladım o şeyi resmiyle beraber. Yani hiç kimse kondurmadı ya. Allah-u Teala acizlik veriyor kardeşim işte. Hiç bilmez bir hale getirdi adam Allah-u Teala. Şimdi bu da efendiler Fatih Çıtlak'ta efendiler dinini koruma adına bir şeyler söylemiş. Söylüyor yani. Söylemekte bir şey olmaz ama abi alimlere, efendilere hasredilen bir dinin bir mesili de Fatih Çıtlak bir yer edindi. İnsanları hani kime karşı koyuyorsun bunu? Buna kim saldırıyor ki şey yapıyorsun? Mehdi saldırıyor. Mehdi de İsmaila cemaatine, Mahmut Efendi'ye göre, Hızır Hoca'ya göre Mahmut Efendi'den sonra Mehdi'ye rabıta yapılacakmış. Mehdi gelecekmiş. Ulan Mehdi ehl-i nübüvvet. 534. mektuba göre ehl-i nübüvvet birisi. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz bir insana bir nübüvvet verelim de Allah'ı bırakıp da bana kul olun demesi düşünülemez. Yani hani böyle bir ilahlık vasifesine çıkarın beni demesi düşünülemez. Yani şimdi önümde görülen bir durum varken, böyle küfrü mucip bir durum varken, onu bırakıp da bana rabıta yapın, benimle küfre girin diyecek de değilim yani. Hadi oğlu abiler. Bu da Resulullah'ın sözü, söylemi. Bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.